Şimdi ben hırsız var diye bağıracağım. Sen nerede kaçacaksın lan? Hazır mısın? İmdat! Amanın hırsız var! Evimize... Sen abi vermesin sakar elim! Şunun yüzüne. Oy şimdi yandım. Ali Kemal. Gel buraya. Ali Kemal. Utanmıyor musun hırsızlık yapmaya? Ha? Seni edepsiz seni. Sen edepsiz. Kezekalı suratlı. Bir izin verin de itiraf ediyorum. Sen hiç kusura bakmayasın. Ablacığım, ha bu bilezikleri çalmam için o göndermiştir beni. Sinan, doğru mu söylüyor Ali Kemal? Rezil. Karıcığım, kaygaracığım. Bu bilezikleri geri almak için yapamayacağın kepazelik yok değil mi senin? Yalan söylüyor. Zaten Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Yeminle yalan söylüyor ablacığım. Ha o mafyanın parasını ödemek için bilezikleri çalalım dedi de. Vay be, boşu boşuna dememişler. Bu devirde babana bile güvenmeyeceğim. Can. Sinan. Allah bu geldiyse peşinden terlik geliyor. Ali Kemal koş. Yürü. Sen şerefsiz. Sen şerefsiz. Defol. Defol. Haydi bakalım. Teşekkür ederim oğlum. İyi bir gün olsun arkadaşlar. Kaldır oğlum şunları. Akan. Akan kalksana ha. Ya Gülü bir kur biraz daha uyum ya. Ali Kemal. Ne kalk lan? Şşt. Percim. Ali Kemal. Kalk lan. Sabahı kör olmuş hala o hırsız ha. Sinan. Kaynanan geliyor. He. Kaynanan mı geliyor? Hani. Nerede kaynanan? İnsan kaynanasından bu kadar mı korkar be? Ya aşk olsun Nuri Baba ya. Çekil lan. Böyle şaka mı yapılır ya? Sinan ne oldu? Yine evden mi kovuldun? Evet hocam, biraz kovulduk. Evladım, yavrum, ya burası otel değil. Git karınla barış, evinde kal. Her gün buradasın. Haklısın Nuri Baba ama şu sayısal lotodan büyük ikramiyeyi bir kazanayım. O zaman kendi villamı alacağım, kaygaramdan da kurtulacağım. Sinan, hı? Şazi Mehmet abla bu sefer gerçekten geliyor ha. Ya bırak Mehmet hocam, sen de kafa bulma benimle ya. Oğlum bak. Hakikaten geliyor. Sinan! Vay kaygana! Hayırdır bu bavul ne? Tatile mi çıkıyorsun yoksa? Bavul benim değil, senin. Salak, tanımadın mı? Benim bu. Ben mi tatile çıkıyorum yoksa? Salağa yatma Sinan. Al bavulunu bir daha eve gelme. Nasıl yani ya? Beni evden mi kovuyorsunuz? Gülbin nihayet anladı senin işe yaramaz bir adam olduğunu. Boşanacak senden. Gülbin olamaz. Gülbin beni boşama. Kayganacığım yapma, kurbanın olurum. Buyurun Nuri Bey, afiyet olsun. Nedir bu Şazim Hanım? Adağım vardı. Gülbin'i Sinan'dan kurtarayım, lokma dökeceğim demişti. Allah kabul etsin Şazim Hanım ablacığım, harika olmuş. Yüzsüzsün sen, yüzsüz. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ağam, hiç dertlenme ya sana. Benim kaldığım handa çok güzel bekar odaları vardır. Orada kalırsın işte. Sağ ol Seyit, sağ ol. Zambak Sokak 25 numaraya bir taksi istiyorlar. Seyit, fırla oğlum. Alo? Ne oldu bizim para? Şey abi ben sizin parayı toplamaya çalışıyorum. Yani denkleştirir denkleştirmez ben onu getireceğim abicim size. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Parayı bugün getirmezsen oraya gelir süzgeçe çeviririm seni. Yok abi estağfurullah. Ne dalga geçmesi? Ben sizin gibi saygıdeğer abilerime öyle şeyler yapar mıyım? Hemen abi denkleştirir denkleştirmez getireceğim ben. Hürmetler ediyorum abicim. İyi günler saygılar. Yine mafyanın adamları mı Sinan? Sorma hocam.
mafyanın adamları. Herhalde beni bugün öldürürler ya. Evladım kim bunlar ya? Hiç sorma baba. Bana bu kartı verdiler. Parayı denkleştirince bu adrese getir dediler. Ver bakayım şu kartı sen bana. Cemal komiseri bağlar mısınız efendim bana? Komiserim nasılsınız? Ben Akasya Durağı'ndan Nuri. Çok teşekkür ederim efendim. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Sağ olun da komiserim bizim bir derdimiz var ya. Sürüm şoför bey sür. Sürem ablam da nereye sürem? Ay ne bileyim sür işte. Yavrumu kaybettim onu arayacağız. Yavrunu mu kaybettin? Evet. Allah Allah. Karakola falan haber verdi mi abla? Ay verdim de ilgilenmiyorlar ki. Allah Allah nasıl ilgilenmiyorlar ya? Sen yavrunu bana da bir tarif et de ben de bakayım şöyle sağa sola ha. Kız mıdır erkek midir? Kız kız. Kaç yaşındadır? 7. Saçları ne renktir? Saçları böyle kuzgun siyah. Pırıl pırıldı. Kuzgunis ya. Allah Allah. Abiler, abiler. Abiler, nasıl olmuşum? Ne biçim bir kılık bu be? Bir tanıyorsunuz. Osman Aga, asıl sen kendi kılığına bak. Bu tişört çok yakışmış sana. Famanes karalar benim gümleğimi yırttılar ya. Gittim aldım bu Ali Kemal'den bu gümleği. Yakışmış mı? Ya. Arkadaşlar, Ali Kemal bugün peri kızıyla görüşmeye gidiyor. Ne? Oğlum sen deli misin ya Ali Kemal? Otur oturduğun yerde. Ya Nuri babacığım izin ver de gideyim daha kızma bana. Belki bu kız kısmetimdir. Git hadi git başımın belası git. Ali Kemal vallahi gerçekten bu kıyafette çok janti oldun. Tıpatıp Al Pacino'ya benzedin. Benziyorum değil mi? O adam seni görse sanır ki aynaya bakar bile. Ağam bu Al Pacino kimdir? Hakikat benziyor mu Ali Kemal'e? Benzemez olur be ama geriden. Ünden hiç alakası yok. Hakikat kimdi bu o adam? Ya var ya Amerikalı bir aktör abi boyda. İşte o Al Pacino. Hadi koçum hadi senin yolun açık olsun. Yalla yürü. Oğlum yavaş. Sahiden şu şoförlük mesleği insanda sinir bırakmıyor. Hayret, ilk defa Mehmet Hoca'yı bu kadar sinirli görüyorum. Bir yaşıma daha girdim ha. Ya hakikaten doğru ya. Bugüne kadar hep bu sinirli lafları Osman ederdi. Ya Osman abim haklıymış, gerçekten haklıymış. Bugün anladım. Geldin sözüme değil mi kızım? Ben size hep bunu söylerdim de siz bana hiç inanmazdınız. Hoca hayrola ne oldu? Ne olacak? Bugün bir kadın elinde papağanla arabaya bindi. E'si yolda papağan bir açtı ağzını. Bütün yol boyunca aptal Mehmet, şapşal Mehmet... Kalleş Mehmet diye sayıp durdu. Ya hocam bu papağan senden ne istiyor? Ya benden bir şey istemiyor. Meğersem kadının boşandığı kocasına söylüyormuş. Adamın da adı Mehmet'miş. Sinirim bozuldu ya. Buyurun efendim Akasya Durağı. Komiserim siz misiniz? Buyurun efendim. Öyle mi? Harika. Tamam efendim hemen Sinan'ı alıp geliyorum. İyi günler. Ne oldu baba? Seni tehdit eden mafyalar yakalamış, komiser yüzleştirmeye çağırıyor. Yürü. Allah'a şükürler olsun, hadi gidelim baba. Geçmiş olsun. Eyvallah hoca. Hoca, kötülere bir şey olmaz diye boşuna dememişler. Bak, yarım mafyayla takıştı, gene yırttı. Bak dedikodu olmasın ama yani doğru gerçek bu ya. Sinan oğlum, iyi bak. Seni tehdit edenler bu adamlar mıydı? Sinan bunlar mı? Bunlardı komiserim. Emin misin oğlum? Eminim komiserim. Bu salatalıkları nerede görsem tanırım. Siz kim oluyorsunuz da benden para istiyorsunuz ha? Siz kim oluyorsunuz da beni tehdit ediyorsunuz? Benim kim olduğumu biliyorsunuz mu siz? Ne diyorsun sen be? Gelsene bakayım buraya. Hey ne oluyor da? Karakolda komiserin gözünün önünde adam mı tehdit ediyorsunuz? Eşkıya mısınız oğlum? Ama komiserim görüyorsunuz siz de. Sus! Konuşma. Hem suçlusun hem güçlü. Attırırım kodese vallahi. Özür dileriz komiserim. Siz yatın kalkın komiserime dua edin. Yoksa hepinizin kulaklarından teker de... Bak Sinan rahat ol oğlum. Nuri baba bir izin ver ya. Alayım şunları ayağımın altına da geberteyim hep. Sinan karakolda olduğunu unutma ona göre davran. Pardon komiser. Şimdi Nuri Bey siz bu adamlardan davacı mısınız? Sinan. Şikayetçiyim komiserim. Bunlara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Hatta mümkünse bunları asalım komiserim.
Sakin ol oğlum. Onlar da senin için arabamıza çarptı diyorlar. Ya komiserim, isterseniz bir orta yol bulalım. İki taraf da inadından vazgeçsin. Arkadaşlar para istemekten vazgeçsinler. Sinan da şikayetinden vazgeçsin. Böylece bu işi tatlıya bağlayalım efendim. Ne dersiniz? Biz para falan istemiyoruz komiserim. O zaman ben ne davacı değilim yani? Kimse kimseden şikayetçi olmadığına göre çıkabilirsiniz. Ha, yalnız bana bakın. Bu adama yan gözle baktığınızı duyarsam hepinizi alırım içeri ona göre. Tamam komiserim. Duydunuz komiserimi. Hadi yaylanın bakalım buradan. Bir daha görmeyeyim sizi. Kırarım kemiklerinizi. Yürü ufaklık geri. Hadi. Gel buraya gel. Soğan erkeği gibi sadece komiserin karşısında bayılık yapıyoruz. Allah Allah. Komiserim. Efendim çok teşekkür ederiz. Ne demek Nuri Baba, vazifemiz. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun size de. İyi çalışmalar komiserim. Hadi yürü.